Bu isimler, e, dolan koltuklar, bundan sonra atılacak adımlar neye işaret ediyor? Merhabalar, hoş geldiniz ee, Öner Hocam. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasıl değerlendirdiniz yeni atamaları? Ee, i̇simlerin çoğu zaten bir önceki dönemden kalma isimler. Ee, burada yeni olan e, Sayın Mehmet Şimşek'in atanması... Gaye Hanımın pardon ismini ben Hafize Gaye deniyorum evet, Hafize ama Gaye herhalde Erkan. hangisini kullandığını bilmediğimiz için biz ikisini de kullanıyoruz. Hafize Gaye Hanım'ın atanması ilginç tabii bunların arasında Sayın Kavcıoğlu'nun da yaptığı işlerde göstermiş olduğu başarı sebebiyle anladığım kadarıyla. ...BDDK başkanı olarak atanması da e, dikkat çekici e, bugünkü atamalar bu, arasında. Bu ironi miydi e, Öner Hocam? E, ironi tabii ki. Yani düşünsenize e, Mehmet Bey e, devir teslim töreninde e, çok e, piyasalara, kamuoyuna... ...yurt içi ve yurt dışındaki kamuoyuna e, umut aşılamaya çalışıyor. Ve onların duymak istediği bir takım e, ifadeleri kullanarak... Kamuoyunu e, teskin etmeye, sakinleştirmeye e, çalışıyor. Biz e, bir, bir bakıma umut tacirliği e, yapıyor. Diyor ki rasyonel politikalar uygulayacağız. Kararları rasyonel alacağız. Yani subjektif, normatif e, bir takım değerlerden yola çıkmayacağız. İnanışlardan, varsayımlardan yola çıkmayacağız. Kastettiğim Nas'tır e, burada. Bunun yerine daha gerçekçi bilime dayalı, rasyonel politikalar izleyeceğiz diyor. Yanında oturan beyefendi de bulunduğu halde kendi kendisinden önceki politikaları da dolaylı yoldan en azından irrasyonel olmakla suçluyor. Şimdi bu politikaları irrasyonel Politikaları e, uygulayan kişilerden bir tanesi Sayın Nebati ise bunun e, bu uygulamalarda e, önde olan e, şahin olan bir başka kişi de şahp e, e, Kavcıoğlu. E, Kavcıoğlu. Y, e, Peki y, e, neden böyle o, oldu sizce? Neden Kavcıoğlu e, bir biçimde bu sistemin içerisinde tutuldu ve e, bir görev değişimiyle BDDK'nın başına getirildi? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla ki onlar da görüyor herhalde Türkiye ekonomisi bir açmaz içerisinde ve bu açmazın bir şekilde çözülmesi lazım. Bu şekilde batıdan yurt dışından Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, tanımladığı şekliyle tefecilerden yani faiz lobisinden Türkiye'ye sermaye girişini sağlayabilmek. Dolayısıyla oyunu onların ortaya koyduğu bir oyun şeklinde oynayabilmek. Bu bağlam da da bunu görenler Türkiye ekonomisinin fazla seçeneği olmadığını görenler Meme Şimşek ismiyle Batı'nın çok daha fazla işine gelecek olan onlarla ilişkileri onarma yönünde Türkiye'nin ve hatta iktidarın ilişkilerini onarabilecek bir isim üzerinde anlaşıyorlar ve Meme Şimşek ismi ortaya çıkıyor Dolayısıyla bir çaresizlik benim gördüğüm kadarıyla AKP içerisinde bu çaresizliği gören bir kesmin kesimin öne çıkardığı bir isim Ancak sizler de dikkat ederseniz ki Mehmet Bey göreve geldikten ismi ortaya atıldıktan beri inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Her ne kadar kendisi şeffaflıktan hesap verildikten bahsetse de hatta kendisi dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istese de bu konuda performansı son derecede düşük. Hatta seçim döneminde takdir edersiniz ki Kamuoyuna e, partili yetkililer Sayın e, Şimşek'in bir takım politikalar hazırlamak özellikle ekonomiyi istikrara kavuşturacak politikaları hazırlamakta olduğu bununla ilgili görevlendirilen ekibin başında olduğu yönünde bilgileri e, paylaştılar. Ancak biz görüyoruz ki iktidar yani seçim kazanılmış olmakla birlikte hala bu konularda iktidar yavaş davranıyor. Atamalar dikkat ederseniz uzun bir zamandan sonra gerçekleşti. Ve bu atamalarda da birbiriyle farklı misyonlara sahip, farklı iş yapma, şekillerine ve iktisatta da inançlara sahip insanları e, kullanma e, merakı var. Buradan da anlıyoruz ki AKP e, içerisinde bir homojen bir görüş yok bu konuda ve hiç kimse birbirine e, güvenmiyor. Bir taraftan Mehmet Şimşek bey e, buraya atarken rasyonelite, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi e, modern değer e, değerleri parlatırken öteki tarafta o Mehmet Bey'in ifade ettiği irrasyonel politikanın temsilcilerinden de bir şekilde vazgeçilemiyor. Anladığım kadarıyla bu farklı kesimlerin parti içerisindeki farklı kesimlerin ciddi bir e, mücadelesi e, diye düşünüyorum. Aksi takdirde e, Sayın Kavcıoğlu her e, ne kadar e, Merkez Bankası konusunda tecrübe sahibi bir insansa da bankacılık konusunda da tecrübeli bir insan değil. Her ne kadar çalıştığı alanlar bankacılık olsa da bankacılık işinde daha çok operasyonel yani işletme operasyonları cinsinden e, konularla uğraşmış, hazine işlemleriyle uğraşmamış bir kişidir. E, dolayısıyla bankacılık konusundaki en ciddi tecrübesini Merkez Bankası Başkanlığı sırasında elde etti. Dolayısıyla e, bu insanın e, yine BDDK'nın başında olması e, aynı Uğur Bey'in ifade ettiği gibi, Uğur Gürses'in ifade ettiği gibi e, anladığım kadarıyla e, Mehmet Şimşek'e bir e, mesaj. Yani çok ileriye gitme, e, ayağını denk al, işte e, e, o treni de biz e, BDDK üzerinden e, koyuyoruz e, demek gibi bir, bir mesajı var. Şimdi evet. dikkat ederseniz... Ama şimdi bir taraftan da Şimşek'in bazı sözler aldığı ifade edildi. <laughs> yani bu noktada mesela e, tamam BDDK'nın başında ol ama Şimşek'le uyumlu çalış mı denmiştir kendisine? Yoksa hani bir çeşit Erdoğan komiseri gibi bir e, evet bir yetki verdik ama yerel seçimler de var. Dolayısıyla sen de burada bizim adımıza bazı şeyleri biraz gözet mi denmiştir? Hani bir çift başlılığa neden olabilecek bir durum söz konusu mu? Her şeyden önce yetkiler açısından. E, olabilir Bunların hepsi olabilir ama dikkatinizi çekere Biz burada bir tahminde bulunuyoruz ama bu tahminlerde bu, bu tahminler şimdi bir görevle ilgili bir atamayla ilgili e, bir takım tahminler ancak e, ilerleyen günlerde piyasadaki bir takım e, faaliyetlerle özellikle Merkez Bankası'nın e, yapacağı bir e, e, aksiyon alacağı aksiyonlarla e, e, piyasaya vermek istediği piyasayla içine gireceği bir iletişim süreci yaşayacağız. Bu iletişimin çok net olması lazım. Ee, şimdi böyle e, tahminlerle bu iş yürümez. E, dolayısıyla bu konuda sizin yaptığınız tahmin yerindedir. Kamuoyunda bunu paylaşanlar da var. Ama bunun doğrusunun şeffaf bir şekilde ortaya konması lazım. Ben demiyorum şeffaflığı. Sayın Mehmet Şimşek Beyefendi kendisi görevi devralırken kendisi söyledi. Şeffaflıksa o zaman nasıl bir pazarlık yapıldı? Bakın ben size bir başka örnek daha vereyim. Bu da işte kamuoyunda tartışılsın. Veya daha sonra siz Not edin. Ee, bu önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Merkez Bankası Başkanı çok parlak bir hanımefendiyi. O göreve atadılar. Ancak hanımefendi o göreve atanmadan önce inanılmaz bir PR çalışması ile bilgi kirliliği yaratarak e, hanfendi'nin geçmişi ile ilgili magazinel bilgileri sirkülasyona e, soktular. Bir merkez bankası başkanı için yapılmaması gereken bir işe imza attılar. Neydi bilgi merkez kirliliği? Bank Size aslında sormak istiyordum zaten Gaye Erkan'la ilgili e, ne söylüyorsunuz? Bil, e, Merkez bankası başkanları hakimler gibidir. Hakimler her kararlarını basın toplantısıyla açıklamazlar gerekçelerini. E, onlar kararlarıyla konuşurlar. Merkez bankası başkanları da o yüzden daha az konuşurlar, öz konuşurlar ve vermek istedikleri mesajların güçlü bir şekilde piyasa tarafından algılanması için de. E, çok fazla magazinel e, taraflarını ya da e, magazinde yer almazlar, medyada yer almazlar. Sadece eko, e, ekonominin e, ve para politikasının sınırları içerisinde kalırlar. Hanfendi'nin e, doktora çalışmasının e, kaç yılda bittiği, alındığı, verildiği, e, çalıştığı kurumlar, oradaki başarıları, başarısızlıkları ve bunun gibi birçok husus e, gündeme getirilerek e, par, ya da bu hanımefendi parla, e, parlatılmaya çalışan olarak aslında son derecede magazinel bir tartışma konusu e, haline hmm. getirdiler. Ee, bu doğru bir strateji değil. Çünkü bu hanfendi iki gün sonra piyasayla ekonomi konusunda iletişim içerisine girecek. Bu iletişimi yapabilmesi için de e, bu iletişi, ileteceği bilginin piyasaya iletilmesinde de, e, de bu tip yan e, unsurların... Yer almaması e, gerekir bu e, verilecek mesajın e, inanılırlığını azaltacağı e, gibi gücünü iletim gücünü de azaltır dolayısıyla e, burada bir hata yapılmıştır. Benim kanaatime göre Peki. dolayısıyla bu hatanın da düzeltilmesi için Sayın Başkan'ın Hafize Gaye Hanım'ın da gayret sarf etmesi gerekecektir. Bunu da evet. zaman içerisinde bu kamuoyunda oluşan algıların da bir şekilde giderileceğini ben düşünüyorum. Kendisi tarafından giderileceğini düşünüyorum evet. ama şu ana kadar tecrübeli çok son derecede tecrübeli bir bakan ee, olmasına rağmen Mehmet Bey e, ciddi hatalar e, yapmaktadır. Bunu da ifade etmek isterim evet. bu bu hususta. Bir taraftan da hani giderlerse gitsinler e, zihniyetinin dile getirildiği bir e, ...siyaset izlenirken çözümün de hep dışarıda arandığı bir durumla da karşı karşıyayız galiba. Bu hem insan kaynağı anlamında böyleymiş gibi görünüyor. Hem de siz az önce hatırlattınız işte şimdi finans kuruluşlarının kapısı çalınacak. Peki şeffaflık hatırlatması yaptınız Mehmet Şimşek'e atfen. Mesela biz bu noktalarda şeffaflık görecek miyiz? Bu finans arayışının karşılığının ne olacağını düşünüyorsunuz siz? E, bu finans e, arayışının karşılığı alınır ama uygun şartlar e, verilirse bu bir ticaret e, yani e, bu atanan insanların e, yönelimlerine lika, liyakat seviyelerine bakıldığında bu işi e, bilen insanlar ve bunu bir ticaret olarak e, yürüteceklerdir. Ne de ticaret? Para al veridir. Yani bir malı uygun fiyatla satmak istersiniz. E, yabancı da uygun fiyatla e, satmak istiyor. Ona göre de e, bir fiyatla Türkiye'ye girmek istiyor. Burada iki tane önemli unsur var yabancı açısından. Bir tanesi getireceği dövizin hangi fiyattan TL'ye çevrileceği. Dolayısıyla siz Türk lirasını olması gereken piyasanın beklediği seviyelere geleceksiniz. Burada da yabancılar elindeki malı pahalıya satabilmek için Türk lirasının ellerinden geldiği kadar düşük seviyeye gelmesini isterler. Dolayısıyla onların motivasyonu odur. Bizim motivasyonumuz e, nedir? E Türk lirasının onların istediği seviyenin altında bir fiyat seviyesine e, gelmesidir. Yani aşırı değer kaybına maruz kalmayalım. Bizim de derdimiz odur. Çünkü değer kaybı demek e, bizim e, çalışıp dedinip elde ettiğimiz değerlerin gitip gitmesi anlamına geliyor. İkinci unsur ise bu insanlar Türkiye'ye geldikten sonra paralarını getirdikten sonra ne kazanacaklar? Yani buradan da faiz e, meselesine evet. geliyoruz. Muhtemelen e, şimdi ikinci etapta birinci etapta biz kurdaki artışları e, gördük. O 24-25'ler anladığım kadarıyla kafalardaki hesaplara göre o düzeylerde. İnşallah döviz gelir bu turizm mevsiminde ve bunun üzerinde bir artış görmeyiz. Ama ikinci etapta Sayın Hafize Gaye Hanım da göreve geldiğine göre para kurulu da değişecek muhtemelen ve oradaki arkadaşların da katkılarıyla kallavi bir faiz artışı da e, gündeme gelecek. Bu e, faiz artışı da gerçekleştiği zaman yabancılar açısından uygun koşullar olmuş olacak. Buna e, bakacağız. Eğer e, bunun dışında ekstra bir e, şeyleri olursa, talepleri olursa ee, ama kısa vadeli fonların bunun dışında bir talepleri olacağını sanmıyorum ama illa siz bu sıcak parayı e, istihdam yaratacak ülkenin üretim kapasitesini arttıracak şekilde e, yatırımlar şeklinde gelmesini istiyorsanız onların o zaman e, ekstra şartları olacaklar. Onlar o zaman tefeci diyecek. olmazlar ama değil mi? Tabii ki olmazlar o zaman tefeci olmazlar şu anda biz tefeciyle pazarlık yapıyoruz ben size tefeciyle nasıl pazarlık yapılır onu anlatmaya çalışıyorum elimizde çok güçlü olmadığı için kazada da para olmadığı için bizim çok diretebileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla burada tefeciler daha güçlü E ben mi yarattım bunu hayır nasıl oldu e öncelikle bugüne kadar uygulanan ekonomi politikalarıyla oldu sadece seçim ekonomisine bahane bulamayız. Evet. Bundan önce yani seçim ekonomisi dediğiniz yılın başından ocaktan itibaren belki biraz daha bir iki ay daha geriye götüreceksiniz. Ama Türkiye 2019'dan beri hala seçim ekonomisi içerisinde yani iktidarın tahakkuz halinde olduğunu biliyorsun, biliyoruz. Dolayısıyla bunun sorumlusu elbette Türk ekonomisini bu hale getirenler şu anda iktidarda olan evet. arkadaşlar. Hatta şey yapılan başarılarından dolayı tırnak içerisinde başarılarından dolayı Merkez Bankası'ndan alınıp ödüllendirilen BDDK'nın başına atanan insanlar. Dolayısıyla evet. şimdi... Bunlar bir realiteyken e, e, işte yabancıları suçlamak, efendim tefecileri suçlamak bunlar doğru değil. Dikkatinizi çekmek istediğim bir e, husus daha var. Lütfen bunu e, e, takipçisi olunuz. E, o da şudur. Muhalefet bu konulara parmak basarken benzer yönde tedbirler muhtemelen alacak da onlarda. Ama şunu da söylüyordu muhalefet. Bu tek başına makro istikrar politikalarıyla kemer sıkmayla, kur ayarlamalarıyla, faiz ayarlamalarıyla olmaz diyordu. Türkiye'nin istihdam yaratacak, gelir yaratacak vatandaşa refah yaratacak bir yabancı sermaye evet. çekmesini istiyorsanız hukuku düzelteceksiniz diyorlardı. Basına olan baskıları kaldıracaksınız diyorlardı. Hesap verilebilirlik kuvvetler ayrılığı diyordu. Evet. Demokrasi ve bunlar diyor. için reformlar Demokrasi diyordu ve bunlar için reformlar öneriyordu. Şimdi evet. var mı? Evet. Yok maalesef. Bunların hiçbiri yok. Şimdi Mehmet Bey'in söylemeye çalıştığı şeyler temenni olarak çok güzel. Ben de söylerim. Zaten söylüyorduk ve bu yüzden de mandacı olduk, beyinsiz olduk, vatan haini olduk. Bunlar da bir biz yok. Ama bunları sadece söylemekle olmuyor. Bunları desteklemek lazım. Evet. Türkiye'nin bir reform sürecine girmesi lazım ve en büyük reform, en önemli reform da Türkiye'nin yönetim şeklidir. Kuvvetler ayrılığıdır, parlamenter evet. rejim. Der, başkanlık sisteminden vazgeçmekte e, de ekonomide sadece futbol. ekonomiden ibaret değildir e, diyorsunuz aslında <laughs> futbolun sadece futboldan ibaret olmadığı örneği verilir evet. ya. ekonominin de kuşkusuz evet. e, güçlü olmasının başka e, gerekçeleri kriterleri var çok teşekkür ediyorum süremizi noktaladığımız için bir sözü almak durumunda kaldım bağışlayın beni çok sağ olun değerli katkınız için başka görüşmek ederim. üzere sağolunuz